Baharcan'dan. Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar hiçbirimiz tanımıyorduk. Sıradan bir genç kızdı. Belki de sokakta yanından geçip gideceğiniz biri. Ama şimdi herkesin dilinde. Şimdi ise magazin haberlerinin vazgeçilmezi. Her gün bir başka manşetle karşımıza çıkıyor. Peki bu noktaya nasıl geldi? Peki nasıl oldu da bu kadar ünlü oldu? Çok basit, reality show. Evet, doğru duydunuz. Bir televizyon programı hayatını tamamen değiştirdi. Katıldığı yarışma programıyla bir anda herkes onu tanımaya başladı. O programda sergilediği performans onu bir anda popüler yaptı. Lüks hayatı, dikkat çekici sözleri ve olay yaratan paylaşımlarıyla sürekli gündemdeydi. Sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyordu. Ama şöhretin tadını fazla mı çıkardı? Herkesin gözü onun üzerindeydi ve her hareketi olay oluyordu. Çünkü şimdi kendini mahkemelerde buluyor. Şöhretin bedeli ağır mı oldu? Her şey bir anda oldu. Bir gün sıradan biriyken, ertesi gün herkesin konuştuğu bir isim haline geldi. Yıldız gibi parladı, herkes onu konuşmaya başladı. Herkes onun hakkında bir şeyler söylemek istiyordu. Sosyal medya hesapları takipçi akınına uğradı. Her paylaşımı binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. Markalar reklam teklifleriyle kapısını aşındırıyordu. Herkes onunla çalışmak istiyordu. Baharcan'dan şöhretin zirvesine ulaşmıştı. Ödüller alıyor, kırmızı halılarda boy gösteriyordu. Ancak hayat iniş çıkışlarla doluydu. Şöhretin getirdiği baskı ve stres onu zorlamaya başlamıştı. Ve Bahar için iniş bir o kadar hızlı oldu. Bir anda kendini büyük bir skandalın ortasında buldu. Bu sefer gündeme adli bir olayla geldi. Herkes şoktaydı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Savcılığın hazırladığı iddianamede suç örgütü kurmak gibi çok ciddi suçlamalar vardı. Bu suçlamalar onun kariyerini tehlikeye atıyordu. Bahar Candan ve kız kardeşi Nihal Candan, savcılık tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu olay medyada büyük yankı uyandırdı. Suçlamalar ağırdı, deliller ise güçlü görünüyordu. Bahar Candan'ın geleceği belirsizdi ve herkes onun akıbetini merak ediyordu. Bahar Candan denince akla lüks ve şatafat gelirdi. Pahalı markalar, lüks oteller, yurt dışı seyahatleri, sosyal medya hesapları, zenginliğinin göstergeleriyle doluydu. Ancak mahkemede bambaşka bir Bahar Candan vardı. Kendini gariban olarak tanıttı. Herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Nasıl olur da bu kadar lükse sahip biri kendini gariban olarak tanıtabilirdi? Üstelik 2 milyon TL'lik bir serveti olduğu söyleniyordu. Bu çelişki herkesin kafasını karıştırmıştı. Adliye koridorları, Bahar Candan için yepyeni ve ürkütücü bir dünyanın kapılarını araladı. Bu soğuk ve resmi ortam, onun alışık olduğu ışıltılı ve gösterişli dünyadan çok uzaktı. Şimdiye kadar şöhretin ışıltılı dünyasında gezen genç kadın, kendini bir anda adaletin soğuk yüzüyle karşı karşıya buldu. Şöhretin getirdiği rahatlık ve lüks, yerini belirsizlik ve korkuya bırakmıştı. Suçlamalar hiç hafife alınacak cinsten değildi. Bahar, hayatında hiç karşılaşmadığı kadar ciddi bir durumla yüzleşiyordu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyordu. Bu suçlama onun ve ailesinin itibarını ciddi şekilde zedeleyebilirdi. Savcılık, Bahar Candan ve kız kardeşinin bir suç örgütünün parçası olduğunu iddia ediyordu. Bu iddialar medyada geniş yankı bulmuş ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırmıştı. Deliller de bu iddiaları doğrular gibiydi. Savcının sunduğu belgeler ve tanık ifadeleri Bahar'ın suçlu olduğunu gösteriyordu. Ancak Bahar Candan suçsuz olduğunu söylüyordu. Gözyaşları içinde kendini savundu. Onun için bu dava sadece bir hukuk mücadelesi değil, aynı zamanda bir onur savaşıydı. Savcılığın iddiasına göre Bahar Candan ve kız kardeşi lüks bir hayat sürmek için her yolu denemişti. Savanna adını verdikleri sosyal medya imparatorlukları vardı. Bu imparatorluk onlara para, şöhret ve güç getirmişti. Ancak savcılık bu imparatorluğun temelinde yasa dışı işlerin olduğunu iddia ediyordu. Bahar Candan ve kız kardeşinin lüks yaşamlarını sürdürebilmek için suç örgütleriyle işbirliği yaptığı öne sürülüyordu. Savcılık iddialarını kanıtlamak için birçok delil sunmuştu.
Sosyal medya fenomeninden sanık sandalyesine, düşüş mü, yükseliş mi? Bir zamanlar milyonların sevgilisi olan bu fenomen, şimdi adaletin önünde hesap veriyor. Bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi. Her paylaşımı olay yaratır, her sözü manşet olurdu. Takipçileri onun peşinden ayrılmaz, her anını merakla beklerdi. Takipçileri onu idol olarak görüyor, her paylaşımına beğeni yağdırıyordu. Sosyal medya platformlarında milyonlarca beğeni ve yorum alıyordu. Onun hayatı birçok kişi için bir rüya gibiydi. Şimdi ise sanık sandalyesinde, adaletin önünde hesap veriyordu. Bir zamanlar hayranlarının alkışlarıyla yankılanan salonlar, şimdi mahkeme salonlarına dönüştü. Sosyal medya ona şöhret, para ve güç getirmişti. Lüks içinde yaşıyor, en pahalı markalarla işbirliği yapıyordu. Ancak bu şöhretin bir bedeli vardı. Ancak aynı zamanda onu uçurumun kenarına da sürüklemişti. Skandallar, yanlış adımlar ve hatalar onu bu noktaya getirdi. Şimdi ise her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Şimdi ise düşüp düşmediği belli değildi. Mahkeme kararı onun geleceğini belirleyecek. Belki de bu dava onun için bir dönüm noktası olacak. Belki de bu dava onun için yeni bir başlangıç olurdu. Adaletin terazisi onun kaderini çizecek. Yeni bir sayfa açmak için bir fırsat olabilir. Belki de bu kez gerçek bir imparatorluk kurabilirdi. Yeniden doğuş, daha güçlü bir dönüş yapabilir. Gelecek onun ellerinde şekillenecek. Ben garibanım. 2 milyon TL'lik iddia. Mahkeme salonunda herkes şaşkınlıkla Bahar Candan'ı izliyordu. Kendini savunurken kullandığı sözler herkesi şaşırtmıştı. Ben garibanım. Bu sözler salonda kahkaha tufanına sebep oldu. Nasıl olur da lüks yaşantısıyla bilinen, pahalı markalarla boy gösteren biri kendini gariban olarak tanıtabilirdi? Üstelik 2 milyon TL'lik bir serveti olduğu söyleniyordu. Savunma hattı, gözyaşları ve acınası bir hikayesi. Bahar Candan, kendini savunurken gözyaşlarına boğuldu. Acınası bir hikaye anlattı. Zor bir çocukluk geçirdiğini, şöhretin büyüsüne kapıldığını ve yanlış insanlarla arkadaşlık ettiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de kandırılmış bir kurban olduğunu iddia etti. Gözyaşları ve dramatik anlatımıyla herkesi etkilemeye çalıştı. Ancak jüriyi ikna edip edemeyeceği belli değildi. Medya çılgınlığı, Bahar Candan mahkeme salonunu ele geçiriyor. Dava, medyada büyük yankı uyandırdı. Gazeteciler her duruşmayı yakından takip etti. Televizyon kanalları davayla ilgili özel yayınlar yaptı. Sosyal medya ise Bahar Candan ve davasıyla çalkalanıyordu. Bahar Candan her duruşmada şov yapmaya devam etti. Gözyaşları, iddialı açıklamaları ve sansasyonel çıkışlarıyla medyanın ilgi odağı olmayı başardı. Mahkeme salonunu adeta bir şov sahnesine çevirdi. Halkın tepkisi, alay konusu mu, yoksa acınacak hal mi? Bahar Candan'ın davası, herkesin konuştuğu bir konu haline geldi. Kimileri Bahar Candan'ı alay konusu yaptı, kimileri ise ona acıdı. Kimileri onun şöhretin kurbanı olduğunu düşünürken, kimileri de onun sadece şımarık bir zengin kızı olduğunu savundu. Sosyal medya, bu tartışmaların merkezi haline geldi. Binlerce insan Bahar Candan ve davası ile ilgili yorumlar yaptı. Paylaşımlar paylaştı. Sosyal medya influencerlarının iki yüzü. Gerçeklik mi, illüzyon mu? Bahar Candan davası, sosyal medya fenomenlerinin dünyasına da ayna tuttu. Bu dünya, dışarıdan bakıldığında ışıltılı ve çekici görünüyordu. Ancak gerçekte, bu dünyanın karanlık ve tehlikeli bir yanı da vardı. Sosyal medya fenomenleri, gerçek hayatlarını değil, yaratmak istedikleri hayatları sergiliyordu. Bu sahteliğin peşinden koşan gençler ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayabiliyordu. Bahar Candan davası bu tehlikeye dikkat çeken önemli bir örnekti. Sonuç, para mutluluk getirir mi? Bahar Candan, şöhretin ve paranın zirvesindeydi. Ancak şimdi mutlu muydu? Bu sorunun cevabını vermek kolay değildi. Belki de gerçek mutluluk, şöhrette, parada veya lüks bir yaşamda değildi. Belki de gerçek mutluluk, sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir hayat sürmekti. Bahar Candan davası bize önemli bir ders verdi. Gerçek mutluluğun peşinden koşarken, değerlerimizi ve ilkelerimizi asla unutmamamız gerektiğini hatırlattı.